görecektir dedi. Türkiye'nin hiçbir ülkenin hiçbir komşusunun toprağında gözü yoktur ve olmayacaktır. Aynı şekilde Türkiye hiçbir ülkenin iç işlerine karışmamıştır ve karışmayacaktır. Türkiye komşularının her anlamda kendisinden emin olacağı bir ülkedir. Türkiye'nin dostluğu son derece değerlidir. Arkasına Türkiye'nin dostluğunu alan her ülke bilsin ki onun sırtı sağlamdır, o emniyet içindedir, güvenlik içindedir. Bizim için önemli olan komşuluk hukukudur. Dostluk, akrabalık hukukudur. Bizim için önemli olan sadece ve sadece kardeşlik hukukudur. Biz tüm halklar için barışı, adaleti, huzur ve esenliği savunuruz. Türkiye her komşusunun, her dostunun, her kardeşinin kendisinden emin olacağı bir ülkedir. Ama şu noktanın da altını kalın çizgilerle çiziyorum. Türkiye'nin dostluğu ne kadar değerliyse herkes bilsin ki Türkiye'nin gazabı da o kadar şiddetlidir, o kadar kahredicidir. Bu tür olaylarda, bu tür günlerde birlik ve beraberlik içinde olmak, ortak akılla hareket etmek, el birliği, güç birliği yapmak, millet olmanın, sorumluluk sahibi olmanın gereğidir. Yurt dışında aleyhimize yürütülen kampanyalar bir tarafa, yurt içinde böyle bir milli meselede devletin, hükümetin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haksız, mesnetsiz, insafsız şekilde hedefe konulması en hafif tabiriyle aymazlık olur, sorumsuzluk olur. Biz hükümet olarak böyle milli bir meselede siyasi partilerimizin süreç boyunca aynı olgun ve duyarlı tavrı sürdürmelerini, meseleyi siyasi polemik konusu yapmamalarını rica ediyoruz. Özellikle Esed rejiminin bu alçakça saldırısını mazur gösterecek şekilde yorumlar yapmak, kendi ülkesini ve hükümetini zan altında bırakmak sorumlu bir davranış biçimi olmayacaktır. Suriye konusunda kimsenin karnından konuşma, lafı geveleme, muhalefet olsun diye kendi ülkesinin menfaatlerine zarar verecek söylemlerde bulunma lüksü yoktur, olmamalıdır. Doğu Akdeniz'de, uluslararası sularda AK Parti'nin değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin, aziz milletimizin uçağı hedef alınmıştır. Böyle bir hadise karşısında dahi net tavır takınamayanlar, karnından konuşanlar, hatta Suriye'deki zalim yönetime zımni destek verenler tarih önünde, bu aziz millet önünde mahcup olacaklardır. Uçağımız bir yanlışlık sonucu, bir hata sonucu değil, tamamen kast-ı mahsusa ile hasmane bir tutumla hedef alınmıştır. Suriye yönetiminin, Suriyeli yetkililerin gerek olayın hemen ardından, gerek sonraki süreçlerde ortaya koydukları tavır, uçağımızın kast-ı mahsusa ile vurulduğunun, hasmane bir tutumla vurulduğunun en bariz delilidir. Bu son olay, Esed yönetiminin kendi halkıyla birlikte Türkiye'ye, Türkiye'nin güvenliğine de açık ve yakın tehdit haline geldiğini ortaya koymuştur. Bu son olaydan sonra artık yeni bir aşamaya geçilmiştir. Türkiye olarak Suriye rejiminin sınırlarımızda oluşturduğu güvenlik risklerini hiçbir şekilde tolere etmeyecek, karşılıksız bırakmayacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin angajman kuralları artık bu yeni aşamaya göre değiştirilmiştir. Suriye'den Türkiye sınırına güvenlik riski ve tehlikesi oluşturacak şekilde yaklaşan her askeri unsur bir tehdit olarak değerlendirilecek ve askeri hedef olarak muamele görecektir. Buradan Suriye rejimini bir hata yapmaması, Türkiye'nin kararlılığını ve dirayetini sınamaması yönünde uyarıyoruz.
Bakın tekrar söylüyorum. Bu olay karşısında vakur, dikkatli, sağduyulu ve kararlı tutumumuzu muhafaza ediyoruz ve edeceğiz. Ancak Türkiye sınırları zorlanacak, dostluğu ya da husumeti test edilecek bir ülke değildir. Eğer bunu bugüne kadar anlamayanlar varsa, biz hiç tereddüt etmeden Türkiye'nin sınanamayacağını, test edilemeyeceğini çok açık, net, kararlı şekilde ispat ederiz ve edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti eylem planı çerçevesinde ne yaptığını da ne yapacağını da gayet iyi bilmektedir. Sevgili milletim, milletvekili arkadaşlarım, Türkiye olarak elbette savaş çığırtkanlarının, provokatörlerin tuzağına düşmeyiz. Merak etmeyin. Ancak uluslararası sularda uçağımıza yapılan bir saldırı karşısında da susacak, tepkisiz kalacak, elimiz kolumuz bağlı oturacak bir ülke değiliz. Uluslararası hukuk çerçevesinde bu hadisenin üzerine kararlılıkla gitmeyi sürdüreceğiz. Suriye halkı bizim kardeşimizdir. Suriye halkı bu zulümden, bu katliamdan, bu eli kanlı diktatör ve çetesinden kurtuluncaya kadar Türkiye ve Türk halkı gereken her türlü desteği verecektir.